Kimsin sen? Otur şöyle. Kimsin sen? Ne arıyorsun evimde? Lütfen otur. Nasıl geçti günün? Kötüydü biraz. Yine istediğin şeyler olmadı, öyle değil mi? Hayır, olmadı. Bak, bir şeyler istediğini farkındayım. Ama yeteri kadar istemiyorsun. Şube müdürü istiyorum ben. Evet. Evet, biliyorum. Bak, beyin her şeyi kaydediyor. Ona isteklerini ilet. Israrla iste, olacağını göreceksin. İnsanlar bir şeyler istiyor. Beyin her halükarda o isteği yerine getiriyor. Belki birkaç ay ya da birkaç yıl sonra. Fakat insan onu istediğini unutmuş oluyor. İstediğin şeyleri bir kağıda not al. Ve bir süre sonra kağıda bak. İstediklerin olmuş bile. Pozitif biri değilsin, öyle değil mi? Hayır. İşim gereği olamıyorum. Atmosferin dışına çıkarsan pozitif enerjiyi bulursun. Yani geniş düşünürsen. Atmosferin altı ise negatif enerjidir. Yani daha dar. Pozitif insanlar daha çok kandırılan insanlardır. Her şeyin iyi tarafına baktıkları için kötüyü göremezler. Pozitif insanlar daha geniş düşünür. Ve bakışından bile senin ne düşündüğünü anlar. Kolay kandıramazsın. Kim bu adam? Bana ihtiyacım olan telkinler veriyor. Benimden geçenleri hissediyor gibi. Normal bir insan olmadan eminim. Ama korkmuyorum. Ve şu anda beyninde o kadar şey var ki hepsini hatırlayıp üzülüyorsun, acı çekiyorsun. Belki utanıyorsun. Belki de mutlu oluyorsun. Ama hiçbirini silemiyorsun. Lisede aşık olduğun kız. Babanın sana attığı tokat. Amcanın ölümü. Arkadaşlarının sana gülmesi. Hepsi gereksiz birer çöp. Gerek var mı? Beynini iyi kullanmak için hepsini silmelisin. Ne kadar çok şey silersen, beynin o kadar hızlı çalışır. Ve kafanın içindeki şeyi seni sadece şube müdürü yapmaz. İstediğin mevkiye çıkarır. Ama onu kullanman için kullanma talimatını vermediler, öyle değil mi? O zaman kullanma talimatını sen yazacaksın. Yazman için de onu iyi tanıyor olman lazım. Belki uzun süredir tam anlamıyla kullanmıyorsun. Ama şimdiye kadar onu tanımış olman lazım. Nasıl kullanacağını bilmelisin. Sanki rüyada gibiyim. Bana başarının yolunu gösteren kılavuzsun sanki. Ben aklıma ve yeteneklerime güveniyorum. Evet. Sadece biraz toparlanmalısın. Bak. Senin için maddi değeri yüksek olan her şeyi çıkar ve masanın üstüne koy. Ve onlara bak. Hangisi senden daha değerli acaba? Ha? Hadi yap bunu. Çıkar ve masanın üstüne koy. Hadi. Bunu yap. Maddiyata o kadar önem veriyorsun ki kartların şifreleri bile beyninde büyük bir yer ediniyor. Hayır, o kadar yer edinmiyor. Babamın ölüm günü. Aslında benim maddiyata verdiğim değer rahatsız etmeye başladı. Ama yine de korktuğun şeyler var, öyle değil mi? Hep temkinli davranıyorsun. Sanki etrafındaki insanlar senden bir şey çalacakmış gibi hissediyorsun. Korkularım var. Korktuğun insanlar. Gece dışarıda dolanan serseriler, yan kesiciler, tinerciler. Çünkü sen apartmanda büyüdün.
Geceleri dışarı çıkmazdın. Çünkü korkardın. Bu adam bunları nereden biliyor? Korkmamalısın. Yüzleşmelisin. Bak. Korktuğun tipler aşağıda. Rahatsız edici şekilde gülüyorlar ve küfürlü konuşuyorlar. Aşağı in ve onlara gitmelerini söyle. Korku diye bir şey yok. Sen onlardan daha üstünsün. Daha güçlü olduğunu düşün. Git ve bağır onlara. Tıpkı babanın sana şımardığında bağırdığı, kızdığı gibi. Büyük bir adam olduğunu düşün. Güçlü ve büyük. Bir lider, bir kral. Ve emin ol sana ellerini bile kaldıramayacaklar. Ve eğer kafanın içindeki şey buna inanırsa, vücudu istediği gibi hareket ettirir. Git ve yap. Sakın arkana bakma. Sakın. Ve emin ol. Bunu yaptığında aydınlanmış olacaksın. Bunu yapacağım. Git ve yap. Orada. Fazla gürültü yapıyorsunuz. Hadi işine bak birader ya. Burada durmanızı istemiyorum. Allah Allah. Ne diyor ya bu? Çekin gidin lan. Tamam sakin ol. Siktir gidin. Tamam birader, kusura bakma. Yürü hadi, gidiyoruz hadi. Yürü. Kartların şifreleri bile beyninde büyük bir yer ediniyor. Babamın ölüm günü. Gece dışarıda dolanan serseriler, yan kesiciler, tinerciler. Çünkü sen apartmanda büyüdün. Geceleri dışarı çık, geceleri dışarı çıkmaz. Sakın arkana bakma. Sakın. Her gün böyle limiti varmış kartların. Emin ol, bunu yaptığında aydınlanmış olacaksın.